Günaycıl. Cenk günaycıl. Nihayet kalktın. Çık bakayım o yuvandan dışarıya. Ne de sevimli başını çıkartıyor hemen pencereden. Hayır, bu saatlerde çok utangaç olurum ve kendimi yuvama kilitlerim. Sevgili dinleyiciler, günün kanaryası sevgili Cenk. yine yaptı yapacağını Allah kahretmesin. Hepinize günaydın. Saatlerimiz 06.30 Power FM'deyiz ve bunlerimizden de 1 Eylül yani sonbaharın ilk gününde sizlerle birlikteyiz. Bir mevsim değişimine şahit olduğumuz anlarda çok mutluyuz. Yavaş yavaş mı değişiyor yani, gün içinde mi? Yok, tamamen diye. Yoksa Zobank diye mesela 12.01'de öğlende. Tabii. Zobank diye değişmiş zaten çünkü şimdi birazdan biraz önce dışarıda bayağı bir ürperi geçirdim yani, bu saatlerde sıcak olurdu. Senin tırışka bünyen için geçerli bir şey, bizim gibi delikanlılar için herhangi bir ürperi söz konusu değil. Ürperisi yok mudur? Ne? Allah Allah, yani sonbahar gelmedi mi delikanlılar için? Yani henüz gelmedi yani benim gördüğüm kadarıyla. Anlamaya çalışıyorum. Fakat havayı koklayan adam şey demişti yani, and içerim yarın sonbahar geldi. Hatta gözümüzün önünde boş kağıda imza attı. Evet. Neyse, onun havayı koklayan adam gelince tekrar konuşuruz. Belki o zamana kadar gerçekten gelir sonbahar. Evet, çünkü ondan önce bir haberimiz var. FBI'dan Leonardo DiCaprio'ya kara para sorgusu olmuş. Ne diyorsun? Öyle. Ne yapmış da kara para sorgusuna girmiş? Bunun bir tane vakfı yok muydu? Çevreci vakıf, hatta parti yaptıydı falan, böyle bir sürü ünlü geldiydi ettiydi. Evet yani ünlüler gelsin, yedikleri içtikleri şeyleri sağa sola atsınlar, ondan sonra çevreci vakıf kurdum. Olacak iş mi? Skandal. Malezya'dan bir bağış yapılmış kendi bu vakfına, bu arkadaşın. Gizemli bir bağış. Demiş ki, ne oluyor Malezya'nın çevreci sana bağış falan, hops şeklinde. Evet. Kendisini sorguya almışlar. Kesin şu an hala sorgudaymış, istersen arayayım. Malezya'dan yapılan bağışta kesin orada kendisinin kurduğu bir başka şirket tarafından yapılıyordur. Orada falandır da fiş mekandır. Canım, o bu işleri senin kadar iyi bilmez yani, o işte, başka bir işler yapıyor. O yüzden gelsin, biz hallederiz. Bilene soraymıştı. 3-5 kuruş bir şeyler. Son derece önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Bu önemli dakikalar nedir? Hangi dakikalardır diye soracak olursanız, işte içinde bulunduğumuz 6.43'ü size delil olarak gösteririm sevgili dinleyiciler. Evet, 6.40 ve 6.46 arası genelde çok önemli dakikalar olarak addedilir. Ve de krak krak dedin o sırada, evet. Sanırım dıgıdık at sesini bulan bir mucit gibi davrandı. At sesi ve daha sonra da leyleğin sesini bulan bir kişi olarak. Leyleğin sesini de tekrar alabilir miyim? Lak 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 lak. Tam bir lak lak muhabbeti diyorsun. Evet. Bugün sevgili dinleyicilerimize canımızdan çok sevdiğimiz Dilber kızımız bir takım gönderilerde bulunmuş. Hadi bakalım bulunsun, ama gönderilerde bulunmaktan çok güneşin altında yatayım, bronzlaşayım. Ondan sonra kahverengi bir şekilde ortalıkta gezeyim gibi kafalara sahip. Yani bronzlaşayım diyorsa üçüncülüğe razı demektir manasında konuşuyorsun. Kesinlikle. Bu da yakışmaz bir Dilber'e. Altınlaşması ya da gümüşleşmesi lazım. Chris Brown'un başı yine bir şiddet olayından belaya girdi. Al bak, başka gördün. Neyden belaya girecekti? Eski sevgilisi Rihanna'ya da fiziksel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında yaklaşmama emri çıkartılan rap şarkıcısı bu... Yaklaşmama emri, yani kendisine hiç kimse yaklaşmasın diye bize mi emir çıkartmış? Evet, bir de şey diyor, Rihanna ya da. Yani diğeri kim? İşte öbürünü söyleyemiyor. Yani herhalde söylenmeyecek. Rihanna ya da yaklaşmaması. Kez tutuklandı. Los Angeles'ta genç bir kadını silahla tehdit etmekten tutuklanan Brown... Yani silahla ne için tehdit edeyim? Yani eğer genç bir kadın çekil yaklaşma yanıma. Çünkü bana yaklaşırsan böyle böyle ceza alırsın falan diye silah çektiyse aslında kadının hayatını kurtarmış demek. Yani şey olabilir yani, çekil, ben Chris Brown'um, sen benim hayran mısın ve beni şu an rahatsız ediyorsun. Çekil yoksa seni vururum gibilerinden. Çabuk bana olan hayranlığını sonlandır. Ters saldırı. Bir saat nezarethanede kalmasının ardından $250,000 kefaletle serbest kaldı. O zaman yani bu arkadaşımız yakında şöyle bir şey yapacaktır. Dur bakayım, $250,000 var, tamam şunu da silahla tehdit edeyim. Bu da benim hayranım gibi bakıyor, dur şunu da tehdit edeyim. Şu reklam ve bu albümden de $2,000,000 geldi. 8 kişiyi daha şeyle, silahla tehdit edebilirim. Ama onu sözleşmeye yazıyordur yani, yılda en az 10 kişiyi tehdit etme şeyi. Hakimle anlaşacaktır. Hakim Bey, bu $250,000 sabitlersek ben ona göre hesabımı bileyim. Birini tehdit ederken. Lütfen benim hayatımla oynamayın hakim bey.
Yeni saatimize 7.06 itibariyle başlıyor olmak bizleri son derece gururlandırıyor sevgili dinleyiciler. 7.07 olsaydı saat dakika beraberliği sağlanacaktı. Ne güzel mutlu bir şekilde danslarımızı yapacaktık. Tabii o dans her zaman olmuyor ama her zaman olsa da o mutluluğu vermez. O yüzden onun kıymetini bilelim, bir dahaki sefere diyelim. Evet, dakikanın saate inilmesi yüzünden 20 lira kaybettim. Sevgili dinleyiciler, ilginç haberlerimizden bir tanesi de Vladimir Putin'in Florida eyalet polisi tarafından tutuklanmış olması. Florida dediğin yeni bir eyaletimiz sanırım. Evet, Florida orada Flor'un yani nasıl Croatia ya da kravat kelimesi Hırvatistan'dan geliyor. Fular kelimesi de Florida'dan geliyor. Orada yapılmış, vay be. O yüzden orada hala herkes fular takar. Yani ne kadar entel varsa Florida'da yaşıyor demektir. Rob de Chambre'larıyla. Muhteşembur. Ha, Putin'i orada mı yakalamışlar? Evet, Vladimir Putin tutuklanmış. 48 yaşındaki Vladimir. Putin bir süpermarkete girmiş ve oradan çıkmak istememiş. Yani adamı niye çıkmaya zorlamışlar? Belki hani alacağını hala almamıştır falan ya da kapanıyor muydu mağaza? Alacaksan al kardeşim gibilerinden artistlik yapmış olabilirler. Evet, yani ismi Vladimir Putin olan, hatta bu adamın isminin Vladimir Putin olduğu daha sonra şeyde anlaşılmış, tutuksuz yargılanmasına karar verildikten sonra işte mahkemede anlaşılmış. Ama kendisi işte bu süpermarketten çıkarsındı çıkmazsındı falan diye 21 Ağustos tarihinde çat diye kelepçeyi takmışlar Vladimir'e. Peki öbür Vladimir Putin bunu çarpı, ya kardeşim sen benimle aynı ismi taşıyorsun. Sen nasıl benimle aynı ismi taşırsın? Gel sarayımda birazcık takıl falan, yapmamış mı? İşte muhtemelen yapmayacaktı, yani tam tersi. Hani sen nasıl benimle hem aynı isimle ismi taşırsın hem de gidip orada tutuklanırsın. Bre, Rus görünümlü taklitçi falan gibi. Ha. Bir şeyler diyecektir. Bilmiyoruz, artık devamını göreceğiz ama böyle şey olmaz olsun. 100 yaşında altın madalya kazandı. Helal olsun. Kim o amcamız? Hindistan'da 100 yaşında amcamız değil, teyzemiz. Ondan sonra 100 yaşında katıldı. 100 metre koşusunu birinci bitirmiş. Yani yaşın kadar koş. Evet, yani 1 dakika 21 saniyede bitirmiş 100 metreyi. Neden birinci olmuş? Çünkü o yaş grubunda yarışan başka kimse yokmuş. O zaman niye yarışmış? Yani yarışmasa da zaten altın madalyayı alacakmış. Nasılsa başka kimse yok. Riske girmenin manası ne? Altın madalyayı almak için o finişi geçmen lazım. O zaman ben olsam 20-25 dakikada falan koşardım. Çünkü bir sonraki sene rekor kırmak garanti. Ama işte bu kafayla sen 100 yaşına kadar hani olmaz. Yani sonuçta teyze 100 yaşından sonra altın madalya sahibi oldu. Kim bilir neler yapacaktır. Önümüzdeki sene bir dünya bir turuna 26 çıkacağım. Dünyayı 25 yılda turlayacağım demiş. Evet, güzelmiş. Bugünkü ilk figürlerimi bu şarkıyla gerçekleştirdim stüdyomuzda ve ilk terimi atmış bulunuyorum. O zaman figürlerini toparla, zira son figürlerin olsun, dansları alacağım. Toparlayıp senin için şöyle bir figürle bitirdim Cenk'ciğim. Nasıl? Güzel. Güzel. Ama ellerini o şekilde beline koyman biraz efemine bir tavır sergiledi. Yani sonuçta böyle şeylerin hesabını yapmamalıyız. Dansçıyız biz. Ama hafız. Evet, sevgili dinleyicilerimize İngiltek Gorgon'umuz dün herhangi bir söylemde bulunmamıştı. O yüzden kendisini cezalandırdık ve iki dişini çektik sevgili dinleyiciler. İngilizceyi unuttuğunu, ani bir unutma yaşadığını söylediği için ikinciyi çektik değil mi? Normalde bir tane çekecektik. Evet, yani yalan söylediği için aniden İngilizceyi unutmak da ne demek? Bunun üzerine bize yeni gönderilerde bulunmuş, dinleyelim bakalım. Known as the Goat Man, Thomas decided to live as a goat. Known as ne demek? Known as. Yani nez yok anlamında. Nez yok, evet. Evet, dur bir dakika bakayım baştan da sonra devamını anlayalım. Known as the Goat Man, Thomas decided to live as a goat when he was bored with his stressful life. Goat ve bored diye evet. İki tane kafiye. When he was a bored, yani kendisi tahtayken, yazı tahtası. Ben he was a board, yani gemide ona şey denir, gemicilik kullanan bir terim. Gemideyken mi? Are you a board? Yes, I'm on a board. He used prosthetic hooves and limbs. Ne? He used prosthetic hooves and limbs. Yani limp benim bildiğim dudak, yani dudaklar. Limp bisküt diyorsun. Dudak bisküvisi. Ama ondan öncesi o kısmı sen daha iyi bilirsin Cenk'ciğim.
He had a stomach operation to eat grass. Stone Corporation'dan bahsetti, yani bir taş şirketinden. Hayır, Stone Make Operation, yani stone makinesi, taş makinesi operasyonu. Taş yapma operasyonu mu diyorsun, anlıyorum. And after spending 3 days as a goat, he said it was a very special time. Evet, goat neyse, neresiyse orada geçirdiği 3 günün gold kendisi... demiyorum, altın. Gold, he, altın. Altın olarak geçirdiği 3 günün kendisi için çok önemli olduğunu söylemiş. Simyacı söylemiş. Haberi gibi bir şey işte, yani taşı altına çevirmiş. Neyse, biz ikinci kez dinleyerek bunu mükemmelleştirebiliriz ama en azından nirengi noktalarını belirledik. Bakalım, evet, bu önemli noktalar çeviride var mı? Keçi adam diye bilinen Thomas, stresli yaşantısından sıkılınca keçi olarak yaşamaya karar verdi. Protest oynak ve arka bacak yaptırıp ot yemek için mide ameliyatı geçiren Thomas, 3 günlük keçi yaşantısı için çok özel zamanlardı dedi. Yani bir çeviri ancak bu kadar uydurulabilir. Bir de bizim çevirilere saçma derler. Bu hakikaten uydurmasyonun ve kaydırmasyonun dibi. Yani az evvel bahsettiğimiz ne dudak ne altın kelimeleri hiç çeviride yer bulmamış. Tamamen yer bulmamış. Hayal ürünü. Gemiye binme falan da yok. Niye o adam keçi olmuş da mide ameliyatı yapmış. Niye? Evet. Ot yiyecekmiş. Ot yemek için mideye ne ameliyatı yaparlar ki? Yani umarım ülkemizdeki bütün çeviriler bu şekilde yapılmıyordur. Yoksa birçok habere inancımız kalmayacak diye düşünüyorum. Skandal. 7.37 ne kadar güzel değil mi sevgili hocam, üstadım? Yani çok o kadar sevinecek bir saat değil. Siz tabii mutlaka eleştirecek bir yönünü bulacaksınızdır. Bir de tabii bunca yıl ne saatler gördük. Tebrik ediyorum hocam, sağ olun. Sevgili dinleyiciler, ünlü eleştirmen, aslında her şeyi eleştiren ama programımıza sıra geldi mi sadece film eleştirme kaprisinden geçilmeyen bir üstad. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nerve adlı bir filmimiz var bugün. Ne? Nerve. 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 Aa, Nerve ne kadar güzel bir kız ismi. Oyun sinir olarak ülkeyi Türkçemize çevrilmiş. Halbuki sinir olarak çevrilirse kimse gelmez bu filme falan diye düşünmüşler demek ki. Sinir. Neymiş bu Nerve? 96 dakikalık bir film kendisi. Juliette Lewis var. Tanırsın sen onu. Binnoşu'nu tanıyorum. Lewis'ini bilmiyorum. Juliette Lewis var, Dave Franco var, Emma Roberts var. Bu Juliette Lewis şeyde... Şarkıcı aynı zamanda, kızımız hani. Öyle mi? Allah Allah, şimdi iyice kafam karıştı. Puanı 8.2 olarak seçmişler filmin. Ondan sonucuma bir tane şey var. Doğruluk ve cesaret oyunu var. Nerve adını taşıyan, yani Nerve. Evet. Ondan sonra bu sanal gerçeklik oyununa katılıyorlar. Fakat bir de bakıyorlar ki aslında oyunu izleyenler falan manipüle ediyorlar. Tüh, boşu boşuna katıldık. Hay Allah falan gibilerinden gitti de. Gitti o kadar vakit. Ama neyse, kaç dakikaydı film? 96. 96, yani bunun 90 dakikasında oyunda oynasalar en fazla 1,5 saat. Onu da telafi eder, biraz fazla çalışırlar. Evet. Peki delikanlılarımızdan kimse oynamıyor mu? Sadece Dave, kız filmi mi bu? Dave Franco dedik ya. Dave Franco. Ha, evet. Onu da tanımadığım için duymamışım demek ki. Peki netice ne oluyor? Neticede işte bu sanal gerçeklik bir şekilde hakikaten gerçek olacaktır falan gibi bir şeyler tahmin ediyorum. Kaç dakika demiştiniz hocam film için? 96. Bu aralarda filmler neden 100 dakikanın altına düştü? Yani bir dönem 120'nin altına düşmeyen, 120-130'ları vuran filmler. Evet. Son dönemde 85-90'ı geçmiyor. Çünkü nasıl kimse sinemaya gitmiyor. Yani o 3 sahneyi ne çekeceğiz şimdi? Aman boşver deyip yönetmenler biraz... vazgeçiyorlar ben bu işlerden. Ben yakında sinemalarda dizilerin gösterileceğini düşünüyorum. Yani işte böylelikle kişiyi sinema salonlarına bağlama, çekme anlamında. Evet, yani bütün sezon bir tekmili Lost birden izleyelim deyip oraya çekip hem de orada güzel yemek vermedi. Yani etmedi. Sadece sinema salonlarında oynayan bir dizi. Yani birinci bölüm işte bu cuma, ikinci bölüm haftaya cuma falan gibi bir tür ömür törpüsüne çevrilecektir ümidi içerisinde. İşte bu ömür törpüsü olacağı için ticari olarak başarı kazanmayacaktır. Görüşsün. Sevgili dinleyiciler, Power FM'in en heyecanlı dakikalarında, yani saat 7:43 dakika geçerken sizlerle birlikteyiz. İşte stüdyomuza az evvel yaka paça getirilip Dobank diye koltuğuna yapıştırılan bir insan, sevgili Deranzo Cenk. Deranzo! Nasılsın Cenkçiğim? Teşekkür ederim, siz? Çok teşekkürler. Umarım fazla hırpalamamışlardır seni getirirken. Yani hırpalamaya çalışıyorlar psikolojik olarak falan ama bu benim soruları biliyor olmaya yaklaşmamı engelleyemez. Evet, yani umarım bilmeye de yaklaşırsın. Yani biliyor olmaya yaklaşıyorsun henüz.
Cenk'ciğim, bugün yine çok güncel bir haber. Özellikle dünya haberlerini okuduysan son derece uzun bir zamandan sonra gerçekleşen bir olayı soracağız. Şimdi tabii ki dünya haberlerini okudum, yani gidip Mars haberlerini okuyacak halim yok. Çok güzel bir konuşma yaptın. Şumşin. Al, bilgisayarımız sana Şumşin gönderdi. Ne yok? Sebebini tam anlayamıyorum. Neydi Şumşin? Şumşin yarı seçeneği ikiye, yani ortadan kaldırmaydı. Ha, bu halk benimle yarışacak mı gene? Halk seninle yarışmayacak. Onlar kendileriyle yarışacaklar. 0534 517 23 83 numaralı WhatsApp hattımız üzerinden sevgili dinleyiciler. Siz de doğru cevabı yazarak gönderebilirsiniz ve elinize koca bir hiç geçecektir yaratıcılığınıza göre. Onlara bari şey yapayım da en azından şıklar azalsın falan değil mi? O işin esası öyle değil mi? Hayır, öyle değil. Onda mı yanlış? hazır mısın? Başlayalım mı Cenk'ciğim? Hadi başlayalım. Sorumuz şöyle. Amerika Birleşik Devletleri'nden Küba'ya 55 yıl sonra ilk tarifeli ne gerçekleşti? Amerika'dan nereye? Küba'ya. Küba, Küba, Amerika'nın Küba eyaleti. Bonanza. Munich. Zavallı diyor bilgisayarımız sana. Niye? Yani herhalde biraz fazla düşündüğünü düşündü. He. İlk tarifeli ne gerçekleşmiştir? Evet, Amerika'dan Küba'ya 55 yıl sonra ilk tarifeli ne gerçekleşti? Mesela bak, dinleyicilerimiz komünizm diyor. Tarifeli kek diyen var, vapur seferleri diyen var. Vapur seferleri. İstersen Huşevnilerine geçebilirim. Huşevnilere geçelim bakalım. Huşevni. Bunlar Huşevnilerde varsa bana yardımcı olabilir, yoksa olmaz. Tabii. A, uçuş. Uçuş, uçmuşsunuz yine. Hayır, değil. Evet, peki devam ediyorum. Huşevni. B, kaçış. Tarifeli kaçış. Olabilir. Bu da mümkün diyorsun. Evet. Devam ediyorum. Huşevni. C, doğalgaz. Tarifeli doğalgaz. Tarifesiz yoktur zaten onun. Bu değildir. Geç. Geçiyorum. Huşevni. Son Huşevni, yemek. Evet, bu. Tarifeli. Değil. Yani yeni bir tarife öğrendim. Onu yapacağım şimdi. Mutfakta falan şey yapılır. Küba yemekleri de, Küba mutfağı da benim bildiğim kadarıyla çok önemli bir mutfak dünyada. O zaman Amerika'da Küba'ya gerçekleşmesi biraz enteresan olmuş 55 yıl sonra. D. D, yemek mi diyorsun? Yemek, evet. Tarifeli yemek gerçekleşti diyorsun. Son kararın mı? Değil. Şu bakayım ne demişler, onu da şey alayım. Dinleyicilerimiz tarifeli dans eğitimi demişler. Tarifeli marif diyen var. At diyen var. Su borusu. Tarif eli kanadı diyen var. Tamam, gerek yok, tamam, saçmalamışlar. Olmamış mı diyorsun? Işıklarda yok ki. D, ama herhalde olabilir. D, yemek. Peki. Doğru. Al sana yemek. Doğru cevap uçuş olacaktı Cenk'ciğim. Ne? Tarifeli uçuş gerçekleşmiş. Siz uçuyorsunuz bu soruları yazarken filan da. Ay lütfen ağzımızı bozmayalım. Arkadaşlar alın bunu. Alın bu arkadaşı. Ne kadar güzel ötüyor bu güzide horozumuz, öyle değil mi Cenk'ciğim? Evet, Cenk Erdem pazarlamanın ötüm çipi sayesinde, yoksa bu saatte hayatta ötmez. Evet, yani Cenk Erdem pazarlamanın ötüm çipini horozunuza takıyorsunuz ve sizde bulunan uzaktan kumandasına bastığınız her an horozunuz dilediğiniz gibi ötebiliyor sevgili dinleyiciler. Mahallenin en güzel horozu sizde. Evet, bu reklamdan sonra. Evet, reklam kısmı faslı bittiğine göre sırada sevgili gorgonumuz var. Harici. Hariçten bir haber yine bizlerle birlikte. Dinleyelim bakalım. Arka planda çıkan çıplak adam genç kızın mezuniyet fotoğraflarını mahvetti. Mezuniyet. Arka planda çıkan çıplak adam. Gizemli bir çıplak adam mı? Yani Bigfoot gibi bir şey mi bu? Milletin fotoğraflarının arka planında musallat. Ya aniden ortaya çıkıyor ve arka planda gözüküp fotoğrafı darman duman ediyor. Aslında Instagram'da falan böyle bir musallat bulunabilir. Yani hani o efektler falan var ya. He. Efektlerden bir tanesi de arkasında çıplak adam bulunan bir efekt. O zaman bir aplikasyon buldum. Musallap. Musalla aplikasyonu, evet. Oregon'lı 17 yaşındaki Jillian Henry, Willamette Gölü'nün lise mezuniyet fotoğraflarının çekimi için mükemmel bir yer olacağını düşünüyordu. Evet, zaten Willamette gibi bir gölü mükemmel bir yer olarak düşünen bir insana müstahak bu yaşananlar, onu söyleyeyim. Evet, kulağa ama çok güzel bir isim geliyor, Willamette. Ancak bir şeyi hesaba katmadı. O da göl çevresinde köpeğiyle dolaşan çıplak bir adam. Fotoğrafçı arkadaşı Elena Nesbitt'in... Evet, yani göl çevresinde köpeğiyle dolaşan çıplak bir adam da tam bir şeymiş yani. Bigfoot macerası gibi bir şey. Willamette klasiği. Willamette canavarı. Durumu tespitiyle kahkahalara boğulan ikili birkaç post çekerek oradan uzaklaştı. Arkadaşlarının ısrarıyla fotoğrafları Twitter'da paylaşan Jillian'ın "Mezuniyet fotoğraflarımı seviyorum" başlıklı paylaşımı 45 bin kez retweet edildi, 123 bin beğeni topladı.
Fazla bir sayı değil. Ben bu rakamlar benim için bir şey ifade etmiyor açıkçası ve setçesi. Ben onları sol elimin serçe parmağıyla toplarım diyorsun. Evet, beğendin mi hariçlerimizi? Beğendim, haber değeri 10 üzerinden 2. Aferin hariçten, ben de 1 veriyorum. Merhabalar sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 8.16'yı gösteriyor. Suffocated Press Haber Ajansı Power FM'de sizlerle birlikte ve işte Cevval muhabirimiz Cenk telefon attığımızda. Cenk'ciğim merhaba. Alo. Nasılsın canım Cenk'im benim? Ne yapalım, Rusya'dayım hala ya, haber peşindeyiz. Hala Rusya'da mısın? Allah Allah. Ne oldu orada yani, hani bizim... Haber takibi ya, bu telsiz sinyali geliyor ya uzayın dibinden. Ha, yoksa hani anlayalım ne oluyor falan diyeceğimiz bir durumlar mı var? Sen orada birini mi buldun falan? Ha yok canım, soracaktım. Ne alakası var? Şimdi yani Rusya'nın da adı çıkmış. Anladın neyse. Neymiş Cenk'ciğim mesele? Yani işte bu teleskop ta 95 ışık yılı nasıl aşıyor, nasıl geliyor abi bunlar falan dedim. Durun NASA'ya soralım, bizim çocuklar şey yapsın falan. Ha, ama sen şimdi iki süper gücü birbirine düşürmeye çalışıyor olabilirsin. Seni ajan sayabilirler Cenk'ciğim. Yani o eski soğuk savaş hani günleri. Evet, o kadar da yok diyorsun. Ha, ondan sonra dedim işte aradım bizim çocukları, dedim böyle böyle Ratan 600 teleskobu böyle böyle bir şey yap buldu. Sinyal minyal dedim, bunlar uzaylı muzaylı olur mu? Nedir ne değildir, bizimkiler ya değildir falan diye bilmişliğe şey yaptılar tabi. Ruslar bulduğu için hemen mırın kırına yattılar tabi. Ha aynen kardeşim, ondan sonra işte onunla uğraşıyoruz yani, uzaylı olabilir, niye olmasın yani, nereden biliyoruz yani. Yani bu NASA niye böyle yani, tamamen kıskançlıktan dolayı mı böyle söylüyor, yoksa hani bir delil gözü ya bak öyle olsaydı şöyle olurdu falan gibi bir açıklama yapıyorlar mı? Yani uzaylı olabilir, insanlığa ihtar olarak da geliyor olabilir falan diyor. Dedim ne, hangisi oğlum, söylesene bir şey dedim yani. Hiç kim bu bunu söyleyen, senin tanıdığın nerdlerden biri? Bizim NASA'daki yani, şey astronot çocuklardan bir tanesi. Ondan sonra işte yani o teleskop abi diyor, oraya sabitle diyor, sinyal ediyor. O sinyalin yeri değiştikçe o sabitlemeyle beraber diyor hani o zaman bir sinyal midir değil midir, bize mi gönderiliyor anlarız, yoksa diyor uzaya salıyorlardır diyor. Uzaya mı salıyorlar bunlar sinyalleri? Ha, ben de dedim ya olmaz oğlum, hava yok orada falan dedim. O da daha iyi abi işte yani dedi hani. Yani gerçekten de NASA anlaşılan sen orada olmadığın zaman bir iş yapmıyorlar Cenk'ciğim. İlla sen gideceksin, başlarında duracaksın. Bu ölü piksel değil, bu gezegen falan diye kendilerine yol göstereceksin. Elimde sopayla bunları gideceğim, başka türlü olmuyor. Yani NASA'nın bugüne kadarki başarılarını nasıl elde ettiğini daha iyi anlıyoruz şimdi doğrusu. Ha. Peki Rusya'daki dostlarımız NASA'nın bu söylemlerine ne diyor? Yo biz kesinlikle uzaylı bunlar, sinyal alıyoruz hala falan diyorlar mı? Uzaylı olduğuna onlar emin tabii. Yani bir de tabii onun gazı var. Şimdi çocuklar da hani vay uzaylının nasıl, tipi nasıldır sence falan diye demin aralarında konuşuyorlar. Bence böyle boynuzları vardır, bence yoktur falan gibilerinden. Allah Allah, iyice uçmuşlar anladığım kadarıyla. O zaman Cenk'ciğim sen daha uzun süre Rusya'da kalacaksın. O sinyalin izini sürmeye devam edeceksin gibi duruyor. Bir süre daha kalırım herhalde. Bir de bunlar bana güzel yer ayarladılar, lojman. Ondan oh ne sonra... güzel. Sen haberlerini falan da oradan yaparsınız. Bir süre neredeydin? Sen Petersburg mu, Moskova mı, neresiydi orası? Yani bu Kafkasya dağlarının orası. Kafkasya dağları, Allah Allah. Peki Cenk'ciğim o zaman sana güzel günler diliyoruz. Yarın tekrar bekliyoruz Rusya'dan haberleri. Tamam bakarız, bakacağız. Hadi kardeşim tamam, benim. Hadi bakalım çok selamlar. Hadi da Nazdrovya. Şu Hele Gungun kısmı çok güzel bu şarkı. Hele Gungun Gudaya Gey. Ondan sonra bakarız anlamında herhalde, devamını tam anlayamıyorum. Evet. Evet. Ama sözleri dinleyerek şey yapman güzel bir şey. Too good. Sevgili dinleyiciler, yine bir Gorgon kızımız kaldı. O da ölükse yani. Eyvah. Artık programımızın nihayesine yaklaşırken yaşama sevincimizi de stüdyoda bırakıp evlerimize yönelelim ya diye. Bir nevi yaşama sevinci vestiyeri yani, kendisine yaşama sevincimizi bırakıp çıkıyoruz. Evet, asıyoruz, sonra döndüğümüzde tekrar alamıyoruz yalnız. Tekrar o sevinci kazanmamız 24 saatten fazla vaktimizi alıyor. Bakalım neymiş? Çürük edebiyat. Eyvah, yani biraz da entel bir habere benziyor. Evet. 18. yüzyılın ünlü Alman yazarı Friedrich von Schiller'ın ilginç bir yazma özelliği varmış. Yazar yazmaya başlamadan önce masasında bulundurduğu çürük elmadan ilham alarak yazılarını kaleme alırmış. Mazosu ne demek? Yani masanın üzerindeki vazoya kısaca mazo mu diyoruz? Evet, masanın üzerinde duran. Yani vazo neyin üzerinde duruyorsa onun baş harfini alıyor.
Meyve sineği toplama hobisi de olan Schiller'ın bu alışkanlığı yakın arkadaşı Goethe tarafından oldukça garipsenirken, Schiller'e ait olduğu düşünülen bir kafatasını Goethe'nin masasında tuttuğu da söylentiler arasında yer alıyor. Yani kim kimin masasında tutuyor onu tam şey yapamadık ama sonuçta Goethe'nin masasında bir kafatası var, onu biliyoruz. Meyve sineği mi yiyormuş arkadaş yazmadan önce? Hayır, meyve sineklerini toplayıp koleksiyonu yapıyormuş. Daha sonra da böyle bir takım şeyleri var işte, sanırım totem yapıyor kendisi. Evet. Yalnız Goethe'nin masasında kafatası iskeleti olması biraz şey oldu. Kafatası iskeleti. İskeleti pardon. Kafatasının nesiydi o yahu? Kafatasının kendisi bizzat. Neyse, yani biraz edebiyat dünyasından şöyle bir bilgilenmiş yani oldum. O romanları nasıl yazdıklarını işte görüyorsunuz sevgili dinleyiciler. Minittap subap. Şibi subap tap tap subap çişip şap. Biraz fazla kesikli yapıyorsun, o bir şey olmuyor şibi, o yüzden. O zaman sen yap bakayım. Simi dibi sim dap subap dap dibada dibi dibi dabana subap dap. Seninki farklı bir versiyon olur. Evet sevgili dinleyiciler, siz de kendinizi iyi hissetmediğiniz, kötü hissettiğiniz zamanlarda şarkıların üstüne şibi dibi şap tap subap dap şeklinde bir takım söylemlerde bulunursanız etrafınızdakilerin de kötü hissetmesini sağlayabilirsiniz. Ama kendiniz iyi hissetmeye başlayacaksınızdır veya dursunuz. Şimdi yine bazı aplikler var. Bunlar bedavaya düşmek nezaketini göstermişler. Biz de onlara bedavaya düşmek ne demekmiş onu göstereceğiz. Who Was adlı bir adventure trivia oyunumuz var. Evet, yani Who Was dis bilmem kim bilmem kim. Bu $1 bedavaya düşmüş. Zaten kimse bu oyunu alıp oynamaz. Yani demek ki kimse alıp oynamıyor. $1 bile almıyorlar. Bari bedava yapalım da millet yararlansın. Evet, ilk başta niye böyle bir şey yapmaya karar vermiştir? O da meçhul. Evet, $1 cepte, başka? Shift Editor and Quick Lookup adlı bir yazım programımız var. İsmi bu kadar uzun olan programlar falan. Pek bilmiyorum, iş görür mü yani? Evet, yani sadece ne işe yaradığını anlatıyor ismini, yani Shift Editörü ve de Quick Lookup'çısı. Evet, halbuki onun yerine bir isim bulamamışlar. $2. $2. Beleşe. Tamam, hadi bunu da indirelim. 3 ettik, evet. Gardenscapes adlı bir oyun var. Burada oyunda amcamızın darman duman olmuş bahçesini çeşitli matchup, yani üçlü matchup neydi onun adı, yani 3 tanesini match yan yana kibrit getirmek suretiyle baştan yapıyoruz şeklinde bir oyun. $2 beleşe. Gardenscapes. Evet, $2 bu. $5 oldu. Bugün biraz kıtırpiyoz şeyler indirdik ama biraz oldu, sileriz. Ama inanılmaz başka bir haberimiz var ki Instagram'a Zoom özelliği geliyor. Evet, yani sanırım yüreğine su dökmüşümdür. Yüreğime su boca ettin. Fakat Instagram'da zaten bir resim yüklerken böyle elimizde onu büyütüp ayarlayabiliyorduk. Zaten vardı. Tamam da diyelim ki sen o dandik resimlerinden birini koydun. Ben normalde onları zoom yapmak için telefonun kendi zoom özelliğini kullanıyordum. Artık ona gerekmiyor. Ben şöyle parmağımla şöyle yaptım mıydı? Orada pinch. Ne tür dandiklikler parça bizden pinçik. Bir senin fotonu da görebileceğim. Evet, yani ben bu özelliği beğenmedim. Çünkü ben de beğenmedim. Zoom özelliği olduğu zaman adamın çektiği programdaki, pardon, fotodaki her türlü saçmalık meydana çıkacaktır. Evet, tüm oradaki sanatsal çalışmalar çöpe gidecektir. Halbuki maalesef. Fotoğraf sanatı bir göz boyama sanatıdır. Bunu buradan belirtmek istiyorum. Bravo. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.